Tükrük bezi tabii. Tükrük bezesi 3 tane major, büyük tükrük bezesi, 1000'den fazla da minor, yani küçük tükrük bezesi var. Yani bir, hemen kulağın şurada büyük, çenenin hemen üstünde tükrük bezesi, büyük tükrük bezesi. Çenenin altında çene altı bezesi, bir de dilin altında dil altı bezesi diye 3 tane büyük beze var. Major, yani büyük tükrük bezesi, parotis denir bu bezelere. Bir de 1000'e yakın küçük küçük böyle kese gibi bezeler var. Bunlar da ne yapar? Tükrük salgılar. Bir insanın tükrük takriben günde 1 ila 1,5 litre tükrük salgılar. Bu tükrük bezeleri ne işe yarar? Yemiş olduğumuz besinlerde vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire var da bir şey daha var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Bir, parazitler var, böcek var vesaire. Her şey olabilir insan yediği her şeyde. Bunları ne yapıyor? Bu tükrüğün içerisindeki lokositler hemen öldürüyor. Antibiyotik gibi. Hemen devreye geçiyor, yok ediyor. Aksi takdirde kişinin yaşaması çok kısa olurdu. Yani tükrük bir hazmettirici, yediğimiz besinlerdeki karbonhidratları hemen parçalıyor. Besine dönüşmesini, vitamin, mineral, enzim parçalanarak moleküllere dönüşmesini sağlıyor. İki, bakteri, virüs, mantarları ve parazitleri, mikropları yok ediyor. Şimdi bir hanımefendi bize geldi. Aa, bayanın bu kaba kulak olmuş sanki, böyle şişmiş. 3 tane kis. Bir tanesi lümen büyüklüğünde. Bir tanesi ceviz büyüklüğünde. Bir tanesi fındık büyüklüğünde. Doktoru demiş ki ameliyat. Kesin ameliyat. Hemen ameliyat. Gidemezsin. Ya dur gideyim. Zamanım yok. Çocuklara bakıyorum falan demiş. Kaçmış. Araştırmış geldi. Bana dedi ki İbrahim Bey, bunun tedavisi mümkün mü? Deneyeceğiz. Yani bugüne kadar iksir ne yapıyor? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz, zeytinyağı, kakule içerir. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. Ama tükrük bezesindeki kistleri bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Tükrük bezelerinde bazen kist oluşur. Bazen tükrük taşı oluşur. Genellikle alt çenede. Kanalda tıkanma olur. Tükrük taşı. Bezelerin içerisinde. Taşlar ameliyatla alınır. Ama kist ne olacak? Deneme yapalım. Yaptık, ne oldu? 6 hafta sonra geldiğinde bayan dedi ki bir şey görüyor musunuz? Bir şey göremiyorum. Ne oldu? Ben de şaşırdım. İksir. Günde dedi, korkumdan dedi ameliyat olmamak için 5 defa yarım çay bardağı içtim. 6 haftada sildi attı. Hiçbir şey kalmadı. 6 haftada günde 3 defa yerine 5 defa yarım çay bardağı içmiş. 6 haftada hiçbir şey, ameliyatlık hiçbir şey kalmamış. Kolesterol, tansiyon, hafif şeker rahatsızlığı vardı. Bu rahatsız karaciğeri yaralamış. Bütün bu rahatsızlar da aynı zamanda yok olmuş. İsteyen raporlarını doğaltedavi.net sitemizde var. Girebilir, siteyi raporları görebilir. Raporlar var. Bir de tükrük taşları oluşuyor. Neden? Tükrük yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor iltihaplandığı için. Taş oluşuyor vesaire. Bazılarında böyle iri iri taşlar oluşuyor. Ameliyatla aldırıyorlar ama ameliyat çözüm değil. Bunun için ne yapmak gerekir? İksir kullandığı zaman her türlü kisti eritir. Taşları eritmek için de 40 kilit forte kullanmak gerekir. Bağ dokusunu güçlendirir. Buradaki iltihapları önler. Kısa sürede kişinin tedavi olmasını sağlar. Eğer kötü huylu bir durum varsa, yani kanserojen ise, o zaman tabii ki yoğurt otu ve zerdeçal forte gibi başka ürünlerimiz var. Ona göre